Kargoist Nurhaktan'la temiz iletişimi sunar. Beni yanlış anladın, beni hiç dinlemiyorsun. Yok aslında ben öyle bir şey demek istemedim. O sözden o sonucu nasıl çıkarırsın? Ya ne alakası var? Bırak Allah aşkına. Bu sözleri ne kadar çok duyuyoruz değil mi? Yahut ne kadar çok kullanıyoruz. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? İletişim kazalarına maruz kalıyoruz. Ya kazayı yapan toslayan durumdayız ya da birileri bize tosluyor. Ama sonuç itibarıyla bu kazaların paydaşıyız. Çok centilmen bir satranç ustası 9 saat boyunca hamle yapmayan rakibine içerleyerek gayet nazik bir şekilde "Ne zaman oynayacaksınız acaba?" diye soruyor. Bu sefer rakibi "A sıra bende miydi? Affedersiniz." cevabını veriyor. İşte bu iletişim kazası. Ama bu iletişim kazalarının en masumu, iki zarif, kibar, centilmen beyefendi, iki satranç ustası birbirlerini incitmeden bir oyun oynuyorlar. Birisi 9 saat boyunca hamle yapmıyor fakat karşısındaki onun yapmadığını zannederken belki de o yapmıyor zannediyor. Tabii her zaman böylesi e, nazik, kibar e, bir iletişim kazası olmayabiliyor. Nereden biliyorum? Şuradan biliyorum. Türkiye'de beyzbol oynanmadığı halde beyzbol sopası satış oranları bir hayli yüksek. Sizce o beyzbol sopaları hangi maksatla satın alınıyor? Yani acaba odamızın duvarını Tezyin etsin, süslesin diye mi alınıyor? Yoksa arabanın kenarında bulunsun ne olur ne olmaz yarın öbür gün ani bir durumda haydarı çıkaralım diye mi kullanılıyor? Araba kullanırken yolda kendisinden başkasını e, görmeyen, başkasına yol hakkı tanımayan insanlar var. Şeridini takip etmeyen, aynalara bakmayan insanlar var. Ve bu insanlar kazalara neden oluyorlar. Günlük hayatta da bu durum böyledir. İletişimde de durum böyledir. Kendisinden başkasını görmeyenler, kendisinden başkasını değerli bulmayan insanlar kazalara neden olurlar. Hani bu kaza raporlarında 8'de 3, 8'de 5, 8'de 8 kusur olarak sıralama vardır. 8'de 8 kusurlu olsalar dahi bu insanlara suçunu kabul ettirmek çok mümkün olmaz. Gayret edip başta biz olmak üzere bu Dünyadaki insanların iletişim kazalarını minimuma düşürmek için gayret sarf etmeliyiz. Ama az evvel dediğim gibi önce kendimizden başlayarak iletişim kazalarını azaltmalıyız. Bunun birinci şartı şu. Ön yargılı olmamaya gayret sarf edeceğiz. Empati yeteneği yüksek insanlar olmaya çalışacağız. Çünkü Ön yargılarımızdan vazgeçer ve empati yeteneğimizi yükseltirsek karşı tarafı daha iyi anlamaya çalışacağız. Onun haliyle hem hal olmaya gayret sarf edeceğiz. Bu da o kişiyle bir kalbi münasebet kurmamıza vesile olacak ve biz belki onun biraz suyuna gideceğiz. O bizim bu gayretimizi fark edip o bize yaklaşacak. Belki orta bir yerde buluşacağız. Şimdi kimse durduk yere kaza yapmaz değil mi? Yani durduk yere gidip bir ağaca toslamazsınız, bir araca vurmazsınız. Öyle olsa bunun adı kaza olmaz. Ama bugün etrafımızda birçok insanın birbirine bağırdığını, çağırdığını, trafikte sövdüğünü, iş yerinde arkasından kuyu kazdığını, gıybetini ettiğini biliyoruz, görüyoruz, şahit oluyoruz. Belki o gıybetin içine dahil oluyoruz. Hazreti Mevlana Kalpte kemik yok ama en çok orası kırılıyor. Ya kırdığın gönlü Allah seviyorsa bilseydin ödün kopardı buyurmuyor mu? Hazreti Yunus bir kez gönül kırdın ise bu kıldığın namaz değil demiyor mu? Garibinize gidecek ama çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir dostuma lütfen sen oruç tutma demişliğim var. Çünkü onu oruç tutarken tabi akışının nasıl dışına çıktığını gördüm ve kırıcı, nezaketsiz bir insan olduğuna şahit oldum. Ve onun bu kırıcı halinin oruca belki mal edilemez ama oruçluyken sadece başına geldiğini gördüğüm için dostum lütfen sen oruç tutma. Yani madem oruçluyken bu hale geliyorsun etrafındaki insanları kırıp döküyorsun o zaman oruç tutma. Ne demişti Yunus Emre? Bir kez gönül kırdın ise bu kıldığın namaz değil. Tabi iletişimde önemli olan sadece sizin anlattığınız değil karşı tarafın ne anladığı da çok önemli. Zamanlama çok önemli, anlayış çok önemli, ön yargılar çok önemli, kültür ve benzeri birçok değişken var. Yani sizin sözünüzün ağzınızdan çıkıp diğer kişinin kulağına erişene kadar ki dönüşümü ve manalandırılması oldukça değişkenlik gösterilebilir. Napolyon'un çok sevdiğim bir sözü var diyor ki: Bana tevil edilmesi mümkün olmayan bir cümle verin, sizi onunla astırayım. Eskiden çocuk programları yapardım ben. Çocuk tiyatrolarım oldu, çocuk şovlarım oldu, Ç çocuk şarkıları albümü yaptım vaktiyle. Bu sahnedeki çocuk şovlarımda bana eşlik eden, palyaçoluk yapan bir arkadaşım vardı. Bir gün nişanlısıyla beraber gelmiş. Nişanlısı da en önde oturuyor. Tabii o da nişanlısına böyle kendisini güzel göstermek için. Sanki ben o sahnedeki palyaçoymuşum ve kendisi o sahnenin sahibiymiş gibi bana talimatlar veriyor sahnede. Ben de yapmaya çalışıyorum. Şunu getir, bunu getir. Şimdi el sallıyoruz. Hadi bakalım çocukların elinden tut filan derken ben de onun bu haline eşlik ediyorum filan derken nişanlısı çok mutlu bir şekilde ayrıldı. Ben de hani sırf nişanlısının e, gönlünü etmek için onu nişanlısının yanında iyi bir e, şekilde tanıtmak, lanse etmek için o günkü o haline sabrettiğimi ifade edecek uzunca bir hikaye anlattım. Bu hikaye içerisinde aslanın, tavşanın, tilkinin olduğu bir hikaye. Bilenler vardır belki. O hikayeyi anlattım ve oradan bir çıkarım yapmasını bekliyorum. Dedi ki ne yani şimdi sen bana hayvan mı diyorsun dedi. Ya ne alakası var ben sana böyle bir şey demiyorum ama sen ne anlatırsan anlatsın senin anlattığın muhatabının anladığı kadardır diyor ya Hazreti Mevlana. Senin anlattığın o kişinin anlayış dairesinin içerisinde midir değil midir bilmek lazım gelir. Belagat muktezayı hale mutabakat etmektir. Nabza göre şerbet vermektir. O yüzden kişinin anlayacağı dilden anlayacağı seviyeden konuşmak gerekir. Onun sandviç tekniği dediğimiz bir şey var. Onun önce yüreğini okşamak, onun iyi yönlerini, onun mensup bulunduğu değerleri yüceltmek, onunla alakalı onun hoşuna gidecek şeyler söylemek ve kendinize ısındırmak. Daha sonra ona söylemek istediğiniz, onun başlangıçta olumsuz kabul edebileceği ama iyi şeylerin arkasından gelen telkinlerinizi yahut tenkitlerinizi paylaşsanız, daha sonra tekrar onun razı olacağı, mutlu olacağı cümlelerle sözü bitirseniz ki buna dediğim gibi sandviç tekniği diyorlar. Mutlu olacak cümleleri sırala tam araya yani iki sandviç ekmeğinin ortasındaki peynir gibi düşünün. Tam ortaya onun çok da mutlu olmayacağı ama ile başlayan bir iki cümle sıkıştırın sonra tekrar onu övecek ya. Mesela sevgili Furkan sen çok değerlisin seni çok seviyorum kardeşim çok güzel e, araba kullanıyorsun, oldukça hakimsin. Arabanı da çok temiz tutuyorsun. Seni tebrik ediyorum. Senin gibi bir arkadaşımızla mesai yaptığımız için çok mutluyum. İyi ki bizim ekibimizin bir parçasısın. Fakat senden bir şey isteyeceğim. Geçen yolcu arkadaşlar dediler ki Furkan Bey arabayı kullanırken biraz agresif kullanıyor. Daha sakin kullansa sanki biraz daha iyi olur. Bu konuda biraz özen göstermeni senden rica ediyorum. Çünkü hani sonuçta onlar bizim misafirlerimiz. Araçtayken tedirgin olmasalar iyi olur. Bak arada peynirin durumu gibi. Sonra tabii e, ben biliyorum ki sen arabayı kullanırken Gözüm arkada kalmıyor. Araba bir kaza yapmayacaktır. Oldukça usta bir şoför tarafından sevk ve idare ediliyor. Seni tebrik ediyorum canım kardeşim. Başarılarının devamını diliyorum. Ne oldu? Furkan'a kardeşim yavaş ol. İnsanlar tedirgin oluyor. Şu arabayı düzgün sür. Yapacağın iş filan cümlesi kurmadan gayet nazik ve iki övgü ifadesinin arasına onu sıkıştırdığında... Furkan da diyor ki ha tamam ben buna dikkat etmeliyim. Buna sandviç tekniği diyorlar. Sandviç tekniğini kullanırsak iletişim kazalarını da minimuma indirmiş oluruz. Zira üslup içerikten üstündür. Meşhur bir hikaye var birçoğumuz biliyoruz hani bir kral bir rüya görüyor rüya yorumcularını sarayına davet ediyor. Herkes benzer şeyler söylüyor. Sayın kralım bu çok üzücü bir rüya siz birçok sevdiğinizin arkasından gözyaşı dökeceksiniz hepsinin arkasından yas tutacaksınız bir felaket dönemi geliyor diye anlatıyorlar. Ve tabi kral onların bu yorumundan memnun olmuyor. Sonra bir rüya yorumcusu geliyor diyor ki efendim bu çok müjdeli bir rüya Tanrı size o kadar uzun bir kraliyet e, zamanı tanıyacak ki siz ülkenizin başında uzun yıllar tahtınızda hüküm süreceksiniz. Ve sevdikleriniz sizin arkanızdan gözyaşı dökmeyecekler. Onlar sizin yasınızla boğulmayacaklar. Ne diyor aslında? Siz onların arkasından gözyaşı dökeceksiniz. Onlar sizin arkanızdan gözyaşı dökmeyecekler. Ama mesele ne? Üslup. Üslup çok önemli. Üslup içerikten üstündür. Hoşça kalın. Kargoist Nurhaktan'la temiz iletişimi sundu.